Sayın Kaymakam'ın protokolün değerli üyeleri ve kıymetli misafirler, hepiniz bu Kurban Bayramı gününde böyle güzide bir açılış törenine hoş geldiniz. Hepinizin malum olduğu üzere Cenab-ı Hak Zariyat suresinde şöyle buyurur: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları da cinleri de sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanların da cinlerin de, yani yeryüzünün iki ağırlığının bu dünyadaki esas gayesi Cenab-ı Hakk'a ibadet etmektir. Ve bu ibadetin de süresini Cenab-ı Hak bize bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade eder: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk yapmaya, ibadet yapmaya devam et. Bizim dinimizde ibadet yapılan mekan camidir, mescittir. Çünkü orada Cenab-ı Hakk'a zikrin büyüğü olan namaz eda edilir. Tarihen sabittir ki yeryüzünde hiçbir topluluk mabetsiz kalmamıştır. İster dinleri semavi olsun, isterse insan emeği olan din olsun, hangisi olursa olsun hepsinde mutlaka bir mabet bulunmuştur. Yani insanlık tarihin hiçbir döneminde mabetsiz kalmamıştır. İlk insan, atamız ve ilk peygamber Hazreti Adem de mabetsiz kalmamıştır. Cenab-ı Hak kendisi için Kabe'yi inşa ettirmiştir. Bakın. Onun için Cenab-ı Allah der ki: İnne evvele beytin vudi'a lin-nasi lillezî bi-Bekke'te mübâreken ve huden lil-âlemîn. Âlemlere hidayet ve rahmet olmak üzere insanlık için kurulmuş olan ilk ev, yani ilk mescit Mekke'deki Kabe'dir. Yani insanlık için, yani ilk insan yaratılmış, peygamber olarak vazifelendirilmiş ve hemen ona bir mescit tesis edilmiş. Bakın, yani mescitlerin tarihi insanın tarihi kadar eskidir. Bakın, dinimiz bu mescitleri, bu ibadet yerlerini birliğin, beraberliğin bir örneği olarak önümüze koymuştur. Az önce de değerli kardeşim ifade ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret yolunda Küba'da 15 gün kadar kalmış, orada Küba Mescidini inşa ettirmiştir. Arkasından Medine'ye geçmiş, daha ayağının tozuyla Mescid-i Nebi'nin temellerini attırmıştır. Bu bize şunu gösterir: İslam'da mescit Müslümanları bir arada tutan, Müslümanların vahdetini tesis eden yapılardır. Ve bugün de Allah-u Teala'ya hamdolsun bu özelliğini devam ettirmektedir ki kıyamete kadar da bu özelliği devam edecektir. Burada bir hususu ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah der ki: اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهِ فَعَسَى اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ. Allah'ın mescitlerini, yani camileri, bugün açılışını yapmak üzere toplandığımız bu Kabe'nin bir şubesini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, bakın, namazı kılanlar, zekatı verenler imar ederler. Yani hem binasını yaparlar hem de binanın içini nitelikli olarak doldururlar. Ve Allah'tan başkasından korkmayanlar ne yaparlar? Bu mescitleri vücuda getirirler ve mescitlerin yaşaması için ellerinden gelen gayreti gösterirler. Ve onların da Cenab-ı Allah der ki, onların doğru yolu bulanlardan olması umulur. Elbette ki sen Allah'ı seversen, Allah'ın yolunda olsan, Allah-u Teala senin necdini vermez mi? Elbette ki verecek ve seni doğru yolu bulmuş olan kimselerden olarak karşılayacaktır. Bakın,
Camiler aynı zamanda imanlı ve vicdanlı insanların buluşma yeridir. Hakikaten ihtiyaç sahibi olan kimselerin camilerin kapısında olduklarını, insanlardan ihtiyaçlarını istediklerini görürsünüz. Bazen hoş olmayan hadise olsa bile kadınların, anaların çocuklarını camilerin merdivenlerine bıraktıklarını görürsünüz. Neden bunu yaparlar? Çünkü bilirler ki o camideki insanlar imanlı ve vicdanlı insanlardır. O çocuğa sahip çıkar düşüncesiyle en güvenli yer olarak o camiyi görürler. Onun için camiler de bu noktada önemlidir. Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde caminin dört özelliği vardır. Birincisi, camiler mabettir. Orada ibadet edilir. İkincisi, camiler ilim merkezidir. Bugün okula gitmek için, belli bir okulu tamamlamak için belli şartları taşımak gerekir. Ama camide ilim tahsil etmek için, camide bir şey öğrenmek için herhangi bir şart yoktur. Müslüman olması kafidir. Üçüncüsü de camiler müminleri bir araya toplayan, bir arada tutulan yapılardır. Dördüncüsü de camilerin dünden bugüne mekanların kalbinde yer almasıdır. Hakikaten de ister köy olsun, ister kasaba olsun, ister ilçe, ister il olsun, baktığınızda camiler o şehrin, o yerin merkezindedir. Bu da bize şunu göstermektedir ki camiler esasen müminlerin kalbinde büyük yer edinmiştir. Ve inşallah bundan sonra da Müslümanların kalbinde yer edinen camiler kıyamete kadar Müslümanların hayatında nitelikli yerler olmaya devam eder inşallah. Ben bu vesileyle hepinizin Kurban Bayramı'nı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu caminin ve dağcılık kulübünün yapılmasında emeği geçen bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.